Erşe Tolga İyi Yaşam YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Benden en çok istek alan videolardan bir tanesi de favori güzellik ürünlerimdi. O yüzden bu videomda size son günlerde kullandığım favori güzellik ürünlerinden biraz bahsetmek istiyorum. İşte sepetim yine dolu dolu. Yaz ayları nasıl geçirdim diye merak ediyorsunuz. Ben güneşe çıkmayı çok istemiyorum. Size de güneşin etkin olduğu 10 ile 17 saatleri arasında çıkmayı hiç önermiyorum ama güneşten sonra böyle hafif bronzluğunda beni kurtaran birkaç tane ürün vardı. Onları bahsetmek istiyorum şimdi size. Clinique'in ürünleri. Ben Clinique'i çok seviyorum. Adı gibi çok eski ve klinik araştırmalar yapan medikal, yani bir doktor markası olduğu için o yüzden cilt ve vücut bakımında mutlaka Clinique'in ürünlerini kullanmaya çalışıyorum. Bu After Sun Rescue Balm, güneş sonrası içerisinde onarıcı, cilt onarıcı ve hücre yenileyici yağlar içeren bir ürün. O yüzden Rescue Balm'ı seviyorum. Tabii ki güneşten deli gibi yanmıyoruz. Ama bu hafif böyle omuzlarınız, ilk güneşe çıktınız, biraz omuzlarınız yandı, biraz böyle bir o acıyı hafifletmek istediğinizde gerçekten iyi bir ürün, işe yarıyor. Bu size Ayşe'nin iyi yaşam önerisi. Diğer favori ürünüm de yine Clinique'ten. Bu da ışıkları var. Artık maalesef ozon tabakası iyice delindiği için bizim UVA ve UVB filtreli ürünleri mutlaka kullanmamız gerekiyor. Bu da Clinique'in 30 faktörlü vücut için koruma ürünü ama tekrar ediyorum lütfen 10 ile 17 saatleri arasında güneşlenmeyin. Gölgedeyim, aman şemsiyenin altındayım falan diye düşünmeyin. Güneşe çıkmak yok. Gene bir güneş sonrası ürünü. Bir Fransız markası Nuxe. Ben ürünlerini çok seviyorum. Bu bir gene güneşten aşınmış cildi, güneşten yorulmuş, yanmış cildi hafifleten bir güneş sonrası bakım ürünü. Bunu da gerçekten beğeniyorum. Çünkü içerisinde çok ilginç bir şekilde keçi boynuzundan elde edilmiş bir ürün bu. Keçi boynuzu bizim aromaterapide çok fazla anti-enflamatuar, yani enflamasyon, yangı giderici özelliklerinden dolayı kullandığımız bir ürün. Dolayısıyla kozmetikte de bunun fark edilmiş olması güzel. Bir de bu ürün ne yapıyor biliyor musunuz? Bronzunuzu koyulaştırıyor. Hem yüzünüze hem de vücudunuza kullanabiliyorsunuz. O yüzden bu ürünü de size öneriyorum. Güneş ürünlerinden sonra tekrar vücut ürünlerinden devam etmek istiyorum. Bu Neutrogena'yı ben çok seviyorum. Bütün ürünlerini de çok severek kullanıyorum. Visiblini Renew, Mayıs ayında Türkiye'de de lansmanı yapılan bir ürün. Bana da göndermişler sağ olsunlar. Ben çok sevdiğim için. Çünkü ben cildimi bayağı bir kremlerle, yağlarla bakmayı çok seviyorum. Bu ürün içerisindeki aktif maddelerle neyi sağlıyor? Aslında çok vücutta sıkılaşmayı ve tazelenmeyi sağlıyor aynı ismi gibi. O yüzden bunun iki tane ürünü var. Bir tanesi vücut losyonu, bir tanesi de el kremi. Bu el kremi gerçekten hayat kurtarıyor arkadaşlar. Gün içinde çok fazla etkin bir şekilde sudan çıkmıyor benim ellerim. O yüzden manikürüm çok fazla dayanmıyor diyorsanız bu Visible Renew gerçekten etkili bir ürün. Hem kalıcı hem güzel bir nem bariyeri oluşturuyor cilt üzerinde. Bunun el kremini öneriyorum. Duştan çıktıktan sonra, özellikle akşam duştan çıktıktan sonra bu gene vücut losyonunu öneriyorum. Gerçekten hem nem veriyor hem de gerçekten sıkılaşma hissini bana veren bir ürün. Vücut ürünlerinde bir tanesi daha var. Ben hep söylüyorum bunu. Vazelin. Şimdi diyeceksiniz ki Ayşe sen bu kadar doğal ürünlerden bahsediyorsun. Ondan sonra ama neden bu? Bazen bazı ürün gruplarının olmaz olmazı. Yani bu üründen o kadar memnunum ki arkadaşlar. Doğal olmamasına çok takılmıyorum açıkçası. Vazelin içerisinde çok yoğun biliyorsunuz parafin var. Likit parafin var. Bu ürün de öyle ama bu ürün gerçekten ilginç bir ürün. Çünkü artık o vazelinin yoğun kremsi tabakasını laboratuvarda öyle bir formülize etmişler ki sprey kıvamına getirip bu şişeye koymuşlar. Ve siz de böyle bakın bu ürünü böyle sıkıyorsunuz. Özellikle banyodan sonra açılmış gözeneklerinizi sıktıktan sonra bu kıvam kıvamında ki ben buradaki kakaolu ürün çok seviyorum. Bu ürünü bol bol kullanıyorum. Kakao kokusuna da bayılıyorum. Cildim çok kurudu ama böyle mat hissediyorum dediğiniz zaman bu ürün gerçekten imdadınıza yetişiyor. Bu sprey moisturizer, yani sprey nemlendirici Intensive Care serisinin vazelinin kakaolu çok güzel bir ürün. Bunu da öneriyorum. H&M Conscious'ın bu da Vitalizing All Over Oil, yani ne canlandırıcı tüm baştan sona ürünü demek. Ne demek? Saçınıza sürebilirsiniz, topuğunuza sürebilirsiniz, bacağınıza sürebilirsiniz. Aklınıza gelecek nemlendirmek ve yağlayarak beslemek istediğiniz her yere bu ürünü sürebilirsiniz. Bunlar gerçekten cildimiz için çok besleyici yağlar. Yaz boyunca da kullandım. Çok da güzel, hafif bir kokusu var. Hafif enerji verici. Bir fıs yetiyor. Bakın hemen de yağlı zaten bu ürün.
Bu ürünü nasıl kullanabilirim Ayşe derseniz, bu ürünü şöyle kullanabilirsiniz. Duş sonrasında kullanabilirsiniz. Duş öncesinde, duşa girmeden önce kullanabilirsiniz. Çoğunuzu biliyorum bebe yağı fanatiğisiniz ama bebe yağların içerisindeki likit parafini ben çok sevmiyorum. O yüzden doğaldan yana kullanın. Sanıyorum H&M'in bu ürün grubu da çok pahalı değil ve de inanılmaz iyi. Şu andaki elimdeki yağ gerçekten iyi. Bu ürünü saçlarıma sürebilirim. Şu anda saçımın fırına bozulmasın diye sürmüyorum ama ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Plajda herkes benim saçlarımı hep ıslak zanneder. Halbuki saçlarım bol bol yağlıdır. Sabah plaja çıkmadan önce saçlarımı bol yağlayıp tepemde bir topuzla toplarım. Ve bütün gün o yağlı saçla kalırım. O yüzden saçlarım yaz boyu güneşten ve denizden çok fazla hırpalanmadan, aşınmadan geri dönerim. Nükse'den bahsetmiştim. Nükse'nin yine çok sevdiğim son dönemlerde 4-5 senedir hep kullanılan bir ürünü var. Siz de bunu biliyorsunuz. Bence bu da Nükse'nin en çok satılan ürünlerinden bir tanesi. Hue Prodiges Oil diye geçiyor. Fransızcam çok iyi değil ama bu da hem parlatıyor hem nem veriyor hem de mis gibi kokutuyor. İçerisinde zaten gördüğünüz gibi çok ince altın granülleri var. Spreyli bu şişe. Spreyli şişe olduğu için çok da kolay sürülüyor. Aynı ürünün mesela Body Shop'unki de var bende. O da çok güzel bir ürün. Fakat oradaki en büyük problem şişeden olması. Bu çok daha kolay. Nasıl kullanıyorsunuz? Duştan sonra güzel yıkandınız. Herhangi bir nemlendirici kullanmanıza gerek yok. Çünkü bu ürün bir yağ zaten. İçerisinde dediğim gibi altın zerrecikleri var. Ve bronz cildinizi inanılmaz parlatıyor arkadaşlar. Şöyle birazcık bu üründen koluma sıktım. Şöyle yapıyorum. Bakın zaten içindeki altın taneciklerini görüyorsunuz. İncecik ve hem de yağlı. Biraz daha böyle kullandığınız zaman işte Victoria's Secret kızlarının sırrı burada arkadaşlar. Bu kızlar defileye çıkmadan önce bütün makyörler ve makyözler onları aslında bunlarla vücutlarına bol bol vücut makyajı yapıyorlar. Sırrı bu. Biliyorsunuz bronzun üzerine bunu yaptığınız zaman güzel kaslarınızı ve diğer yerlerinizi daha belirginleştirir. Özellikle bacaklarınıza ve kollarınıza, özellikle omuz başlarınıza sürmenizi öneririm. Bunu çok merak ediyorlardı. Sizin bu parlaklığınızın sırrı ne diyorlardı. Cildiniz ışıl ışıl Ayşan diyorlardı. Sırrımı sizle paylaşıyorum. Siz de benim gibi diğer kızlara söyleyin bence. Kendinize saklamayın derim. Bu da elimdeki Coenzyme Q10 ürünleri. Coenzyme biliyorsunuz zaten. Coenzyme bizim vücudumuzda da bulunan bir enzim. Ne işe yarıyor dersiniz? Aslında yaşlanmamızı engelliyor. Çünkü hücre yapımızda var. Eğer Q10'lerimiz azalırsa cildimiz daha hızlı yaşlanıyor. Bilinen şu ki son 10 yılda özellikle tıpta biliyorsunuz Alzheimer'dan Parkinson'a kadar beyin lezyonları ile ilgili, beyinle ilgili pek çok şeyde bile Q10 tedavisi hastalara yoğun bir şekilde yapılıyor. Ağızdan ya da dışarıdan kullandığımız Q10 her türlü faydalı. Nivea'da ne yapmış? Hem serumunu yapmış hem de günlük nemlendiricisini yapmış. Bu günlük nemlendiricisinin içerisine de yine koruma faktörü 30'u koymayı da ihmal etmemiş. O yüzden güvenli bir ürün. Yüzünüze bu ürünü sürdüğünüz zaman bir daha güneş koruyucusu sürmenize gerek yok. Nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle cildinizi temizliyorsunuz. Cildi mutlaka iyi bir ürünle temizlemeniz gerekiyor. Burada bir tane Nivea'nın gene çok sevdiğim bir ürünü var. Onu anlatmak istiyorum. Nivea'nın yüz temizleme köpüğü. Bu güzel bir ürün. Çünkü pompalı ve böyle bir pompa aldığınızda köpük hemen elinize geliyor. Önce yüzünüzü ıslatmayın. Yüzünüzü ıslattığınızda bu köpük çok çabuk gidiyor. Böyle ikiniz de dairesel hareketlerle tüm yüzünüzü böyle 1-2 dakika bu köpükle iyice yıkayıp daha sonra iyice duruladıktan sonra yeni bir tonik kullanarak cildinizi seruma ve nemlendiriciye hazır hale getiriyorsunuz. Coenzyme Q10 serisini hemen anlatayım. Cildimizi temizledik. Tonikle cildimizi seruma ve nemlendiriciye hazır hale getirdik. Ne yapıyoruz? Bu ürün şöyle. Ben bu ürünü çok seviyorum. Gerçekten hem seyahatte bile yanımda. 2 tık alsanız yeterli. Parmağınızın ucunda gördüğünüz kadar. Bu ürünü ne yapıyorsunuz? Bu ürünü biraz böyle içindeki çünkü biliyorsunuz şu toplar var. Bakın onu hemen de göstereyim size. Gerçekten Coenzyme topları bunlar. Bu topları biraz böyle yedirmeniz gerekiyor parmak uçlarınızda ısıyla biraz eritmeniz gerekiyor. Daha sonra temiz surata aşağıdan yukarıya parmak uçlarınızda masaj ve friksiyonla yedirmenizi öneriyorum. Yaşlanma etkilerini en çok gördüğünüz yer olan ellerinize de serumu sürmenizi öneriyorum. Onun dışında üzerine ne yapıyoruz? Mutlaka nemlendiricimizi kullanıyoruz. Sabah ve akşam kullanıyoruz tabii ki 35 yaşın üstündeysek ama 35 yaşın altındaysak günlük nemlendiricimiz yeterli ama akşam yüzümüzü yıkamayı unutmuyoruz. Çok fazla ürün anlattım. Hemen kısa keseceğim çünkü bu video bence uzun oldu. Bu videonun sonuna bir tane çok sevdiğim favori ürünlerinden bir tanesini koymak istedim. Ben kolonya hastasıyım arkadaşlar. Gerçekten kendi markam Ayşe'de da
2007'den beri pek çok kolonyam var. Kendi formülize ettiğim kolonyalar dünyanın pek çok yerinden de kolonyayı kullanan biriyim çocukluğumdan beri. Türkiye'de de pek çok marka var ama ben en çok Yves Saint Tunceli beğeniyorum. Çünkü bir kere kokuları gerçekten çok yurt dışındaki sevdiğimiz Fransız markalarının, böyle iyi markaların kolonyaları gibi. Kalıcılığı gayet iyi, alkol oranı gayet düşük. O yüzden gerçekten parfüm gibi kullanabilirsiniz. Evinizin her yerinde benim gibi mekanı ferahlatmak, kötü kokuları gidermek için kullanabilirsiniz. Elimdeki de Alaçatı lavantası. Gerçekten çok güzel bir lavanta kokusu seçmişler. Pek çok piyasadaki pek çok lavanta kolonyasından çok daha güzel kokuyor. Bu da size tekrar benim iyi yaşam önerim. Güzellik deneyince ben çenemi tutamıyorum, gördüğünüz gibi. Bayağı uzun bir video oldu ama bu videonun sonuna geldik. Diğer videolarımı izlemek isterseniz kanalımda izlemeniz için sizi bekliyor. Şimdilik hoşça kalın. Alttaki iki videoyu izlemek isterseniz kutucuklara tıklamanız yeterli.